Evet ikinci Abdülhamit girmeyelim diyorsun ama Neyini sormuşlar? Düşüncelerin yani ikinci Abdülhamit ee, nasıl bir adamdır? İkinci Abdülhamit ee, bu kadar hassas bir konu haline gelmesi ikinci Abdülhamit'in siyasi bir mesele. Neden? Kısaca cumhuriyetçiler. Ben bunu anlam veremiyorum bu arada ya. Ya çok basit. Yani nasıl bir anda siyasi figür oldu ikinci Abdülhamit? Ya çünkü Özellikle çok basit. Değilim. Bak söyleyeceğim. Buyurun. İkinci Abdülhamit döneminde onun uyguladığı rejime istibdad rejimi diyen ve onun karşısında tavır alan bir genç Türk ekibi ortaya çıkıyor. Bunlar eğitimli. Hatta çoğu Avrupa'daki bir takım üniversitelerde eğitim almaya gitmiş. Hatta devlet bursu diyebileceğimiz şekillerde gitmiş. yeni fikirlerle tanışmış, yeni dillerle, yeni kültürlerle tanışmış ve Abdülhamit'in uyguladığı rejimden hoşlanmayan bir genç Türk ekibi var. Tamam mı? Bu genç hmm. Türk ekibiyle Abdülhamit'in bir sürü macerası var. Kimisini yanına çekiyor Abdülhamit, kimisini çekemiyor. Ciddi bir çatışmaları oluyor. Bu genç Türk ekibi sonradan e, milli mücadeleyi verecek ve cumhuriyeti kuracak olanların fikri ataları kabul ediliyor anlatabiliyor muyum? Anlaşıldı. dolayısıyla cumhuriyeti kuranlar ikinci Abdülhamit'i e, yıkılması gereken geçmişin sembollerinden biri olarak görüyor dolayısıyla sevmiyor şimdi de yeni bir yapı kuracağın zaman özellikle yeni bir devlet kuracağın zaman bir öncekini kötülemen gerekir tamam mı? herkes bunu yapar biz neden yeni bir devlet kuruyoruz? Çünkü eskisi çok kötüydü. O yüzden bize ihtiyaç var. Tamam mı? Bunu öne sürersin. Bunun doğru tarafları vardır, yanlış tarafları vardır, abartılan tarafları vardır. İkinci Abdülhamit, Cumhuriyet kurucularının ve onların yetiştirdikleri nesillerin gözünde bu sebeple kötü geçmişi temsil eden, istibdadı, baskıyı temsil eden bir padişahtır ve bunda gerçeklik payı vardır. Öte yandan cumhuriyeti kuran ve cumhuriyet kurumlarını oluşturan kadrolardan hoşlanmayan insanlar da tam bu sebeple Abdülhamit'e sahip çıkarlar. Orada onların Abdülhamit'e sahip çıkması esasen cumhuriyet değerlerine karşı olmalarını göstergesidir yani. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Tamamen siyasi Hı -hı. bir şeydir. O yüzden de Kızıl Sultan mı, bilmem ne Hakan mı falan bu tartışmalar bu sebeple vardır. Ama Abdülhamit enteresan <laughs> ve özel bir vakadır. Yani kızıl sultanlık yaptığı da vardır, ulu Hakanlık yaptığı da vardır yani. İyisi de vardır, kötüsü de vardır. Eyvallah anlaşıldı. İşte bu. Ee, arkadaşlar İstanbul'un fethinden bahsettik, Fatih Sultan Mehmet'ten bahsettik, Türklerin e, Müslümanlığı nasıl kabul ettiğinden bahsettik. Bunları yayın tekrarından izlersiniz. Belki YouTube'a atarız bilmiyorum efendim. Ee, şöyle güzel soru. Ya o Mısır koçanından burada tabii ki adını ağzına bile almayacağız arkadaşlar lütfen. Ee, burada <laughs> seviyeli bir konuşma içerisindeyiz. Koçanları Mısırları bir kenara koyun arkadaşlar. Son Osmanlı padişahı kahraman mıdır korkak mıdır? Hadi bakalım. Korkaktır. Korkaktır. Bu siyah yaptı diyorsun. Bastı gitti ya. Yani milli mücadeleyi çıkaranlar hakkında milli mücadele taraftarları hakkında ölüm fermanları, yok bunlar din düşmanları, yok bunlar bilmem neler falan demeler. Anahtarı teslim edip giden bir adam. Ha, sonra da anladığım kadarıyla onun bir torunu vardı. Onun anılarını okumuştum da. sonradan saygı duymuş. Oradaki mücadele kazanıldığı için kendisi de kendisinde de bir saygı oluşmuş. Cumhuriyet kadrolarına Atatürk'e karşı anladığım kadarıyla. Çünkü laf ettirmezmiş. Atatürk'e falan laf ettirmezmiş, silah arkadaşlarına laf ettirmezmiş. Belki sonradan adam dedi ki, vay be helal olsun. Hiç beklemezdim. Kazandılar. Bak devletlerini de kurdular falan oldu belki adam. Ama korkaktır yani. Ülkesini bırakıp giden nedir? Sen yöneticisin. Bastın gittin. Yayınların, festivaller falan. Ne denir? Orada bir özgürlük mücadelesi vermeye çalışan bir grup insan var. Onları hain ilan ettin. Kendin de bastın, gittin. Ne denir sana? Ee, bazı kaynaklar var. Akademik olmayan Vahdettin'in e, kişisel eşyalarını satıp Atatürk'e bunun parasını gönderdiğine dair. Arkadaşlar eğer Doğru bunlar belli şeylerse ya tabii ki olabilir. Bak her şey olabilir. Ben belge görürsem, kaynak görürsem okey. Benim için belge geçerlidir, kaynak geçerlidir. Eğer varsa böyle yeni bulgular, bilgiler, e mail atsınlar bakayım bir. Ben hiç rastlamadım yani. Peki böyle bir şey olsa Atatürk bahsetmez miydi? Atatürk bir kere kabul etmezdi. Bu bir. İkincisi Cumhuriyet kayıtlarına herhalde bir şekilde girerdi yani bu. Ayrıca niye öyle bir şey yapsın ki? Kendisi zaten orada kalmış parasız pulsuz. O da doğru. Yani niye öyle bir şey yapsın? Üç kuruş parası var onu niye Mustafa Kemal'e göndersin? Ya ben bir şey soracağım. İbrahim miydi hatırlamıyorum. Ee, bir tane padişah var. Çocuğu olmuyor diye üstüne cariye fırlatıyorlar artık.